TRT TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 19 Ekim Cumartesi. Hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, 19 Ekim Muhtarlar Günü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Sayın 19 Ekim Muhtarlar Günü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arıcan, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, CHP İlçe Başkanı Veysel Yönlal, İYİ Parti İlçe Başkanı Amil Acar, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Başkanlarım, oda başkanlarım ve protokolün değerli üyeleri, muhtar arkadaşlarım, günümüze hoş geldiniz. 19 Ekim Muhtarlar Günümüze hoş geldiniz. Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, başkanlığın 19 Ekim 2015 tarihli ve 11 sayılı genelgesi Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1929 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarında, daha sonra Anadolu'da Kastamonu Taşköprü'de kurulan muhtarlık müessesesi 190 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyetimize taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifadeyle devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 190 yıldır merkezi yerel idari temsil eden kurumları arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerin biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti müdüründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Bugünün bize Muhtarlar Günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Saygılarımı sunar, katılan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi biz yılda bir kere çıkıyoruz mikrofonun karşısına. Unuttuğumuz olabilir, kusurumuz varsa affola. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın seyirciler, AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demez muhtarlarla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demez muhtarlarla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve partililerine eşlik ettiği ziyarette konuşan vekil Demez, Türkiye'nin önemli bir süreç yaşadığını ifade ederek sadece terör örgütleriyle değil dünya devletleriyle de mücadele ettiklerini söyledi. 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarların günlerini kutlayan Demez, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin sizlere verdiği değer ortadadır ve aldığı kararla bu günü sizlere hediye etmiştir. Sizler Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi demokrasinin en önemli yapı taşlarısınız dedi. İşte Gazi Meclisimizin, İçişleri Bakanımızın ve sizlerin
bugünü bize armağan etmenizde sizin deneyiniz var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii sabahdan çelengimizi koydum. Buraya geldik işte. Başkanımız da var. Şükür olsun. Anlıyorsun. Siz de bizi çok memnun ettiniz. Teşekkür ederim. Değerli, çok değerli Muhtarlar Dernek Başkanımız, yönetimi, ilçe teşkilatımız ve değerli muhtarlarımız, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle muhtarlar gününüz hayırlı olsun. Sağ olun. Türkiye'de gün, hemen hemen herkese bir gün ayırmışız. O günde bir vesile oluyor, bayram gibi. Bayramlarda birbirimizi kucaklıyoruz, birbirimize gidip geliyoruz. Bu günlerde işte birbirimizi bir araya gelme fırsatı oluyor. O anlamda da bunları iyi değerlendirmek lazım. Dolayısıyla Muhtarlar Günü vesilesiyle biz de bugün buraya sizleri ziyarete geldik. Gününüz hayırlı olsun. Sağ olun. Tabii. Gün birlik olma zamanı, gün kardeşlik zamanı. Çünkü ülkemiz gerçekten önemli bir mücadele veriyor teröre karşı. Terörle mücadele ederken, sınırlarını korurken bir de dünyayla mücadele ediyor. Bütün şer odaklarıyla mücadele ediyor. Bugün Türkiye uluslararası düzeyde hem sınırın ötesinde hem de uluslararası düzeyde masa başında önemli bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanımızın liderliği, Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlı duruşu bugün Türkiye'yi başı dik ve herhangi bir bölgede müstemleke bir devlet olmadığını gösteren bir süreç yaşıyoruz. Yani yıllarca Suriye'de yaşanan o iç çatışma, kendi halkını varil bombalarıyla, kimyasal bombalarla bombalayan bir yönetim ve arkasından kendi içerisinde çatışmalar ve başka ülkelerin Suriye topraklarında üst kurmaları ve gelip orada at koşturmaları nihayetinde bugün bizim hem sınırımızın bu tarafına oradan gelmiş 3,5 milyonun üzerinde bir Suriye vatandaşını misafir ediyoruz. Bunun bir derdini çekiyoruz. Ama bizim için daha hassas, daha önemli ve üzerinde mücadele etmemiz gereken bir terör meselemiz var. 40-50 yıldır bu terörle mücadele ediyoruz, içeride ve dışarıda. İçerideki terörü, en azından eli silahlı terör örgütlerini yok denecek seviyeye getirildi. Elbette dışarıdan desteklendiği için, dışarıda sınırın ötesinde bir takım organizasyonlar olduğu için hala biz bu terörle mücadelemize devam ediyoruz. Ama sınırın ötesinde Türkiye'ye karşı o bölgede Suriye'nin iç çatışmasından fırsat bilerek yanı başımızda bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Şunu çok net söyleyelim. Bir Kürt devleti değil, bir terör devleti. Çünkü şöyle geriye doğru bakarsanız Suriye'nin 100 yıllık bir geçmişi var. Ondan önce o topraklar bizimdi. Yanı başımızda Irak yine aynı şekilde, Ürdün, Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı, Kuveyt'i, hangisine bakarsanız bakın 100 yıl geçmişi yok. 100 yıllık bir devlet denebilecek bir geçmişleri var. Ondan önce bu topraklar Osmanlı Devleti'nin hükümranlığında topraklardı. Onları böyle böyle parçalıya parçalıya kendilerine bağımsızlık hakkı verme adına bir takım düzenlemeler, işte bir takım devletçikler kurdurmuşlar. Şimdi diyorlar ki Suriye sen artık devlet değilsin. Seni bölüp parçalayacağız, yeni bir devlet çıkaracağız içinden, farklı devlet çıkaracağız. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu Avrupalıların, bu Batılıların, bu Amerika'sının, Rusya'sının, bilmem neresi olursa olsun bir devlet kurdurup da bir milleti abat etmek için kurdurmuyor. Yönetmek, elinde tutmak, bu bölgeye dizayn etmek için yapıyor. Onun için bugün de orada kuracakları devleti,
o devletçiyi tamamen bir terör devleti gibi kullanabilmek için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama kesinlikle Kürt'ün şunun bunun hakkını korumak için değil, orada Türkiye'ye, Türkiye'nin güçlenmesi, gelişmesinin önünü kesecek, Orta Doğu'yu dizayn edecek bir yaklaşım olduğu için buradaki kurulacak terör devletinin kesinlikle oradaki halkın hakkını arayacak bir devlet değil. Bunun biz bilincindeyiz. Bizim başımıza dert olacak, problem olacak, yine terör yuvaları haline gelecek ve bize karşı kullanacakları için Türkiye hem içeride hem de sınırın ötesinde terörle mücadelesini ortaya koyuyor. Kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız, hatırlayın, burada bir güvenlik bölge oluşturalım. Kendi toprakları içerisinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkalım. Ama Suriye halkı, oradan kaçanlar, savaştan kaçanlar barınacağı, korunacağı uluslararası hukuk çerçevesinde, bu Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde burada barınsınlar, hep beraber koruyalım diye güvenlik, bakın, bölgesini Cumhurbaşkanımız ta başından beri önermişti ki herkes kulak ardı etti. Kapılarını da açmadılar. Gelenleri biz kabul ettik ve hala da kabul ediyoruz. Şimdi bir güvenli bölgeye, bakın, İran'la da oturuldu, Rusya'yla da oturuldu, Amerika'yla da oturuldu, şunun hepsiyle oturuldu ve yapılan anlaşmalara da uymadılar. En son kardeşim kendi göbeğimi kendim keserim dedi Türk ordusu. Oraya girip operasyon yaptı. Birileri aleyhte işte savaş yapılıyor, adam öldürülüyor, can kıyılıyor, şu bu. Elbette operasyonda içeride de bu oluyor. İçeride de eli silahlı, senin askerine silah çekeni, çoluk çocuğuna silah çekeni, huzurunu bozmaya çalışanı karşı devletin zaten görevi budur. Devletler bunun için kurulur. Halkını, vatandaşını hem korumak, güvenliğini sağlamak, eğitimini, sağlığını, şunu bunu yapmak için kurulur. Eğer halkını koruyamıyorsa devlet devlet değildir. Onun için Türk devleti de bu devlet olmak görevini yerine getirmek için hem içeride hem de dışarıda operasyon yapıyor. Bundan rahatsız olanlar bilin ki bu devletten rahatsız oluyor. Bundan rahatsız olanlar bilin ki başkalarının çanağına su taşıyor demektir. Yani burada bakın millet olarak mecliste o gün 4 tane siyasi partinin ortak kararıyla o tezkereyi geçirdik. Uzatma tezkeresini. Bir tek parti buna karşı çıktı. O da niye karşı çıktığını biliyoruz. Göbekten PKK'ya, PYD'ye bağlı bir siyasi hareket. Kendi iradesiyle, demokratik iradesini ortaya koyacak ve Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında siyaset yapabilecek bir iradeleri olmadığı için böyle davranıyorlar. Çünkü talimatı dağdan alıyorlar. Onun için burada bakın kendi haklarımıza, kendi söylemimize, kendi aramızda tartışabiliriz, siyaset yapabiliriz ve kendi aramızda farklılıklarımız da olabilir ama bu devletin bayrağın çatısı altında var olduğumuz sürece, birlikte yaşadığımız sürece sınırlarımızı da, bayrağımızı da, devletimizi de, insanı da biz koruyacağız. Türk ordusu orada huzurun ve barışın teminatıdır. Bakın şunu da belirtelim, böyle işte savaş yapıyorlar, bilmem ne yapıyor, gidiyor oralarda şunu bunu yapıyor ifade edenlere cevap olsun diye şunu da çok net söylüyoruz. Bakın eğer terör yuvalarını temizlemezsen, oraya tırlarla gönderilen silahları temizlemezsen, eğer gücünü ortaya koyup o sınıra sahip çıkmazsan, yarın öbür gün olabilecek bir takım organizasyonlar ve girişimler daha büyük savaşlara, daha büyük kan akmaya, daha büyük huzursuzluklara neden olacak bir yapıya doğru gidiyor. Onun için Türkiye, hani diyoruz ya, barışı, huzuru, insanlığı korumak ve terörün önüne geçmek için oraya gitmiştir. Bunun kesinlikle böyle bilinmesi gerekir. Zaten burada hepimiz aynı düşüncede, aynı kanaatteki olan insanlarız. Ama bunu yüksek sesle, bakın, buna sahip çıkacağız. Türkiye, bütün dünyaya çok açık açık söylüyor. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler konuşmasında da, telefon görüşmelerinde de, masaya oturdukları zaman da, bakın, tıpış tıpış geldi Amerika, oturdu masaya. Niye geliyor? Baktı ki kısa sürenin içerisinde 30 kilometre içeri girebilecek kabiliyette ve güçte bir ordu ve hareket ediyor. Ve kafasındaki planladıkları şeyleri bozacak bir operasyon düzenleniyor. Apar topar gelip işin uzlaşmasına çalışıyor ama Türkiye davasında haklı. Türkiye doğru şeyi söylüyor.
Türkiye doğru şeyi yapmaya çalışıyor. Onun için Cumhurbaşkanımız, bakın, haklı, doğru bir şeyi savunduğu için bu kadar güçlü ve bütün dünyaya da meydan okuyor. Haklı olmazsanız, tereddüt ederseniz, doğru şeyleri yapmaya kalkmazsanız o zaman endişe edersiniz. O zaman çekinirsiniz. O zaman acaba kim ne der, başkaları ne der dersiniz. Kardeşim ben ne diyorum? İnsanlık adına, bölge adına, ülkem adına, milletim adına doğru adım atıyorum. Onun için de göğsüm kabarıyor, onun için de başım dik ve bütün dünyaya da meydan okuyoruz. Onlar gelip bizim masamıza oturuyor. Ama eğer doğru şeyler savunmazsanız endişe edersiniz, boynunuzu bükersiniz. Söz söylemekte tereddüt edersiniz. Türkiye haklı ve doğru bir davanın peşinde olduğunu kesinlikle bilelim. Ve önemli bir noktaya geldi. Bu 5 gün içerisinde orada terör yuvaları buradan o belirlenen, baştan beri belirlenen sınırlar içerisinde temizlendiği takdirde oranın güvenliğini Türk ordusunu sağlamak kaydıyla bugün durmuş durumdadır. Ama eğer vazgeçerlerse operasyon kaldığı yerden devam edecek. Burada hiç kimsenin endişesi olmasın diye ifade ediyoruz. Sayın seyirciler, AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demez Ereğli'de bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Konya Milletvekili Halilet Demez Ereğli'de bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ereğli Beşnoğlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Etlemez Beşnoğlu Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun Ereğli'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Ve ardından Gençlik Merkezi'ne geçen Etlemez gençlerle burada eğlenceli vakit geçirdi. Aynen böyle. Bütün işler. Tamam. İsmail Yavuz. Kaleme aktaracak, kalemle mi duracak? Kağıda aktaracaksın. Tamam. Gel, sen çeksene. Gel. Kendi kalemi aktar. Sabır abi. Hadi, koy. Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben.
Fırat Pen, Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Pen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Pen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen, Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da biz Erdem Süren'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.